bu yine halkın iradesine saygısı olmayan bir iktidar yarın belki de halkın evlerine de yani kayyum atardır, evlerinizi ben yöneteyim. Yani şimdi bu böyledir. Yani sen halkın iradesine niye saygı duymuyorsun kardeşim? O insan oylar çalarak gelmemiş ki başa. Yani halkın iradesiyle benim onun bunun oyla gelmiş yani. Ben bütün kayyumlara karşıyım. Artı halkın seçtiği başkan olsun, vekil olsun, her kim olursa olsun, isterse çöpçü olsun, hiç fark etmiyor. Halk seçmişse halk onu indirir. Bir başka indirme, ben karşıyım. Seçilmişleri ancak seçilmişler alabilir. Böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Yani memlekete huzur gelmiş, rahatlık gelmiş, herkes rahat rahat geziyor, tozuyor. Yeniden bir takım kişiler parmak sokup karıştırmaya çalışıyorlar. Bu adam seçilmiş mi? Seçilmiş. Yargılarsın adamı, suçunu tespit edersin, alırsın görevden. Kim olursa olsun. Sonuçta seçim kurulu karar vermiş, bu adam aday olmuş. 31 Mart seçim sonuçlarının rövanşını almaya çalışıyor hükümet. Birinci derecede işte İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi illerde HDP seçmeninin CHP adaylarını desteklemiş olması, bugünkü iktidara büyük kaybettirmesi, bu yapılan kayyum atamaları da bunun rövanşıdır. Şimdi Kürtlerden hesap soruyorlar. Yani bunun açıklaması böyle olur. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Kürt dünkü Kürt değil. Yani bugün HDP ya da DEM Parti'ye oy veren her seçmenin bunun karşısında dik durması, sokağa çıkması, bunun hesabının kendi oyunun böyle çarçur edilmemesi noktasında eyleme kalkması lazım. Yani bunun protesto edilmesi lazım. Bunun olmaması için Van gibi tüm halkın ayağa kalkması gerekiyor. Yani sadece Hakkari'deki halkın direnişini ya da onların protesto eylemlerine katılmasıyla bu iş bitmemeli. Sadece Kürtlerle de bu iş bitmemeli. Yani biz CHP'yi, hani biz derken DEM Parti CHP'yi nasıl desteklediyse, bugün CHP'nin de bu kayyum atamalarına karşı çok ciddi ses çıkarması gerekiyor. Hatta diğer muhalefet partilerinin de ses çıkarması gerekiyor. Çünkü Kürtler üzerinde oynanılan bütün oyunlar yarın diğer muhalefete de bir şekilde yansıyacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş noktasındaki işte dokunulmazlıkları kaldırırsak belki Kürtlerin oyu bize gelir mantığı bugün işte sonucun nereye gittiği görülüyor. Aynı şey yarın İstanbul Belediyesi'ne, Ankara Belediyesi'ne, Mersin Belediyesi'ne kayyum atanmayacağı anlamına gelmiyor. Onun için muhalefetin bu konuda çok sağlam durması gerekiyor. Kürdistan'daki illerdeki bu tür uygulamalara karşı onların da çok ciddi tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Bunu kabullenmemek lazım. Yani bunu kabullendiğin zaman yarın her tarafa da atarlar. Bunu Van'da nasıl ki karşı çıktılar, her tarafta yayıldı. Burada da aynısı olması lazım. Bunu devam etmedikleri zaman yarın her tarafa da atanır. Tüm Türkiye toplumu halklarının karşı çıkması lazım. Sadece Kürtlerin meselesi değildir. İlçe seçim kurulu var, il seçim kurulu var, yüksek seçim kurulu var. Eğer ki suçu varsa zamanda bildirsin, seçime girmesin. Seçime girdikten sonra, kazandıktan sonra yok, senin cezan var. Kayyum atması doğru bir şey değil. Hani halkın iradesini gasp etmek demektir. Onun için kesinlikle yanlış buluyorum. Yanlış bir hareket. Bundan sonra inşallah böyle bir şey olmaz yani.